Burası bizim tören alanımızdı. Yani askeri birlik olmamız asabiyle hava kuvvetlerinden olsun, genelkurmaydan olsun zaman zaman denetlemeye gelirlerdi bizi. Biz de o dönemleri biliriz tabii. Takım halinde subay, az subay, askerler, hizmet muhafızına askerleri törene hazırlar. Bu yolda o kadar çok yürüdüğümüzü hatırlıyorum ki böyle. Onun özelliği var. 104 adım derlerdi. Yani hop 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 hepimiz aynı anda rap rap buraya gelirsin. Önce kafanı çevirirsin. Yürürsün, sonra düzeltirsin. Yani tören geçişi burada yapılırdı. Gelen komutan burada dururdu. O da bizi burada selamlardı. Arkada da gitmiş keşke olsaydı. Orada bir Atatürk büstümüz vardı. Maalesef kaybolmuş. O yazısı da kaybolmuş. Ben 1959 Eskişehir doğumluyum. Eskişehir biliyorsunuz havacıların kenti. Yani bizim çocukluğumuzda sokakta da ömrümüz geçiyordu bizim. Özellikle tatillerde, yazlarda. Ama bütün oyunlarımız uçak sesleriyle bölünürdü. Yani tam bir şey oyun oynuyorsun ama bir uçak geçiyor. Ya da bir şey konuşuyorsun, uçakların geçmesini bekliyorsun falan. Akabinde oyunlarımızı da böldüğü gibi bilinçaltımıza da herhalde işte virüs öyle mi bulaşıyor, ne yapıyorsa. Havacılık virüsü de bize öyle bulaştı. Ki Eskişehir'i biliyorsunuz aynı zamanda Türk Hava Kurumu'nun da önemli merkezlerinden bir tanesi. Eskişehir'e bağlı İnönü Eğitim Merkezi var. Tabii havacılıkla yakın olunca mahallende oturan havacılar, akrabalarındaki havacı subayları gördükçe biz de tabii havacılığa merak salıyorduk. Ve Ankara'ya bir gezi için gitmiştik. Gezi sırasında eski otogar Ankara'daki 1937 yılında yapılan paraşüt kulesine çok yakın bir yerdeydi. Ağaçların arasında vakit geçsin diye beklerken bir baktık ki bir paraşüt aşağı iniyor. Şehrin içinde paraşüt ne arıyor? Çünkü Eskişehir'de ben gördüm paraşütü. Sonra bir baktım aynı paraşüt yukarı doğru çıkıyor. Ya bu nasıl bir şey anlamlandıramamıştım o zaman da çok gencim. Ve hemen koşa koşa abimiz hatta neredeyse çektire çektire hemen paraşüt kulesine geldik istasyonun karşısında. Bir baktım ki gençler paraşütle atlıyor, hocalar var tulumlu falan. Dedim ben de atlayabilir miyim, kaç paraya falan filan. Güldüler bana, ne parası dediler, burası Türk Hava Kurumu kardeşim, burası senin yerin zaten. Çık istediğin kadar atla. Ondan sonra ben de çıktım, 5 atlayış yaptım orada. Ondan sonra indim ama demek ki heyecanım ya da o şeyim, adrenalinin verdiği duygu, mutluluk, yüzümdeki ifade falan dikkatlerini çekmiş ki. Dediler ki sen yani uçaktan da atlayabilirsin. Nasıl yani dedim uçaktan da atlayabilirim. İşte sen neresin? Eskişehir mi? Aa dediler, güldüler bana. Sen Eskişehir'sinden kaynağındasın zaten. İnönü'ye git dediler. Türk Hava Kurumu Şubesi'nden yazın. İnönü'ye git. Paraşütten de atlarsın uçak. Hakikaten öyle yaptım. Hatta bana dediler ki yani o zaman sen neredesin? İşte eski adıyla Bahçeliyeler Lisesi'ndeydim. Hemen ben havacılık kolunu kurdum. 7 arkadaşımla beraber Türk Hava Kurumu'na müracaat ettik. Hemen İnönü'ye gittim. İnönü'de paraşüt başlangıç eğitimi aldım. Yani virüs artık genişlemeye başladı. Ama işin enteresan tarafı şimdi gündeme gelsin diye özellikle vurgulamak istiyorum. Türk Hava Kurumu benim bak Eskişehir'li olmama rağmen Eskişehir'den İnönü'ye gidiş geliş yol paramı, kaldığım süre içerisinde harcırağımı, yememi, içmemi, yatmamı her şeyi Türk Hava Kurumu karşıladı. Ama bunu Türk Hava Kurumu aynı şekilde şeyde de yapıyordu. Kars'tan gelen bir arkadaşıma da yaptı. Edirne'den gelene de yaptı. Muğla'dan gelene de yapıyordu. Yani Türk Hava Kurumu'nun o dönemleri şimdiki dönemleriyle o dönemi kıyasladığında üzüntünün ne kadar büyük olduğunu anlatabilmem için bunları söylüyorum. Yani şimdi Türk Hava Kurumu maalesef eski misyonundan uzaklaştı. Akabinde hemen komşularımız zaten ailemizde de var subay, astsubay. Komşularımız havacıydı. Üniformalarıyla geliyordu, özeniyorduk. Hatta mahallemizdeki kızların bakışları onlara çok daha bir farklıydı. Ya biz de ister istemez etkileniyorduk bundan. Babamın da önerisiyle o komşularımız vasıtasıyla Hava Teknik Okullarına, Astsubay Okulu'na, İzmir'e yazılı sınava gittim. Demek ki o son dönem çalıştıklarım bayağı etkili olmuş ki hiç unutmuyorum ardışık bir sırayla 123. olarak 77 yılında Hava Teknik Okullarını kazandım. Orada tabii eğitimi aldıktan sonra da branşlara ayrılıyor. Beni de radar branşına ayırdılar. Eğitimi böyle tamamladıktan sonra kura usulü ben de artık kuramı çektim. Kurada işte bugün şu an burada olduğumuz yer Ayancık Hava Radar Mevzi Komutanlığı'na çıktı. Müzik
Ya aslında buraların kapanmasının bence mantıklı bir sebebi var. Yani durup dururken neden böyle bir imkan ve kabiliyetimiz var? Böyle bir sistem, yatırım yapılmış, niye kapatılsın? Çünkü artık bu teknoloji 1950'lerin, 49'ların teknolojisi buralarımızda. Başarılı mı? Evet başarılı. Hala görev yapar mı? Evet yapar. Ama şimdi yeni teknoloji, yeni dijital teknoloji çok gelişti. Çok küçük alanlarda çok büyük işler yapabiliyorsun. Dolayısıyla bu radarın yaptığı işi, şimdi isim vermeyeyim, diğer iki radarda artık bu radarın gördüğü kapsama alanını çok rahat kontrol altına alabilen bir şey. O zaman üçüncü bir radarı beslemenin ekonomik anlamda bir faydası yok. Teknik anlamda evet var ama gerek yok. O yüzden de bu radarı bu anlamda kapattılar. Yoksa burası iş yapmıyor, berbat oldu ya da görmüyor falan anlamı çıkmasın. Teknolojinin gelişmesiyle beraber diğer konutlu radarlar bu bölgenin kontrolünü yapıyor. O yüzden buraya ihtiyaç kalmadı. Mesela hala Sinop'ta ve çevresinde veya Türkiye genelinde Sinop'ta Amerikan radarı var algısı oluşturmuş ama evet Amerikan radarı olabilir ama o radar değil aslında, adı radar. Orada bir dinleme istasyonu var. Hiçbir zaman biz radarcıların radar anlamında bir Amerikalıların orada bir radarı olmadı. Bizim radarımız oldu fakat jamming dediğimiz onların cihazlarını karıştırdığı için o radarı oradan sökelim mantığı oluştu ve arayışa başladılar. En uygun yer gene işte Ayancık'ı buldular. Ayancık'ın bu tepesini, Maltepe'nin hemen üstü. Buraya radarı tekrardan konuşlandırdılar. 1959 yılında da, yanılmıyorsam Ağustos ayında da burada radar faaliyete başladı. Amaç neydi burada? Karadeniz üzerindeki gemi ve hava trafiğini kontrol altına almak. Ama buna sadece bizim Ayancık radarı bu işi yapmadı. Ayancık radarını da birbirlerine örtüşen Bartın radarı vardı. Yakınlarda bir de Samsun'un orada Perşembe radarı vardı. Geride de Mersin radarı. Düşünürseniz onların kaplama alanlarını bu bölgeyi hava savunma açısından gayet güvenli bir hale getirdi. Ayancık'ın seçilmesi öyle başlamıştır ve maalesef dediğim gibi 59 yılında burası gerçek anlamda faaliyete geçti ve 99 yılında radar söndürüldü. Biz öyle tabir ediyoruz. Radar kapatıldı, işte bu hale dönüştü. Radar 99 yılında kapatıldıktan sonra herhalde 4-5 yıl gibi yine Hava Kuvvetleri ve Genelkurmay'ın emri doğrultusunda burada bir arama kurtarma eğitim merkezi faaliyeti göstermiş. Ama herhalde sebepleri, nedenleri bilmiyorum. Çok da ilgimi çekmemişti. Radarın kapanma üzüntüsü onu araştırmamı da engelliyor açıkçası. Onu araştırmadım. Orada kapandıktan sonra burası tekrar zaten mülk olarak Orman Bakanlığı'na ya da devletin belli bir kurumuna tekrar geri verildi. Ama binalar kaldı. Maalesef işte kullanılmayan binalar Çernobil diye tabir ettiğimiz yapılara dönüşmeye başladı. Ama bugün duydum Ayancık Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Kaya burayla ilgili bir Avrupa projesinin ilgi duyulduğunu, burasını bir rehabilitasyon merkezine dönüştürülmesi konusunda bir takım girişimler oldu. Bu anlamda çok mutlu oldum. İnşallah bunlar tekrar restore edilip, yenileri yapılıp bu alan tekrar hayata döndürülür diye düşünüyorum. Kısım operasyon bölgesi. Aslında radarın kurulmasının amacı burası. Yani bu bina. Ne bina? Radar antenlerinden gelen bütün bilgiler bu binada toplanıyor, değerlendiriliyor. Ona göre harekat görevleri icra ediliyor, gözetleme görevleri icra ediliyor. Bilgilendirmeler, raporlaşmalar, yani aklına gelebilecek her türlü harekat bölgesi bu. Buranın da hem oradaki girişinde hem buradaki girişinde, şimdi sökmüşler maalesef, kontrollü kapılar vardı. Yani burası 7. bölge dediğimiz harekat bölgesi. Buraya burada görevli olanlar, yaka kartlarında 7. bölge yazan insanlar girerdi. Yani ben de 7. bölge personeliydim. Yaka kartım olmazsa asker sokmazdı bizi. Yani sokmaz. Ama bu demek değildir ki radardaki diğer birimlerde buradan geçmeyecek. Nadir olarak verilen emir doğrusunda geçerlerdi ama esas alt yoldan, mesela orada yemekhane var, motorhane var, erler var, muhabere ve diğer yardımcı birimler var. Onlar o yolu kullanırlardı. Yani gidiş gelişte, arabayla olsun, şu olsun. Biraz stratejik bir yer anladım. Stratejik bir yer. Yani harekatın yönetildiği yer burasıydı. Ve her türlü kayıtın, irtibatın, telefonlarının bağlı olduğu yer burası. Mesela vericiler yukarıdadır ama bütün kontrolü buradaydı. Şimdi içeri gezdiğimizde çok daha rahat algılanacak. Hem siz hem seyirciler bunu anlayacaklar. Çok özel bir bölgeydi. Benim de 4 yılımın geçtiği yer burası. Yapım yılı 1967 diyor ama bu binanın herhalde. Bu binanın yap tabii. Radar 59'da bu binanın yapıldığı tarih. Yani yeniden yapılmış. Herhalde o zamanlar belki de baraka veya konteyner
gibi. Hmm. Eski Amerikan şaltırı diyorlar ya böyle. Anladım. Alüminyum kaplı üstünde. Oralarda belki görev yaptılar yani. Ya işte kurallar çekildiğinde ben bir çektim. Ayancı Kabaradar Mevzi Komutanlığı. Ayancı'yı ben hiç duymamıştım. Bilmiyorum. Çekilişte Ayancık dediğim zaman yanıma benim devre arkadaşım Asuva Cafer Özcan, Canfer Özcan geldi. Devrem dedi, hayırlı olsun dedi, benim memleketime gidiyorsun. Sanki 40 yıllık dostum, yani devre arkadaşım ama onun da Ayancık olduğunu bilmiyordum. Ayancık neresi? Sinop'un kazası işte, bana başta anlatmaya daha ben buraya gelmeden buraya hayran olmuştum yani. Buraya geldim, yeni üniformamı takmışım, cebimde param var. Ondan sonra bir mesleğim var, Asuva olmuşum. 20 yaşında. 19 yaşındayım. Ya düşünsene yani. Bundan daha güzeli var mı? Sonra bir geldim. Ayancık çok özel bir yer. Bir sürü dostum var. Hala hepsinde görüştüğüm, kucaklaştığım, ayrılmamacasına kurduğum dostluklar ve aradan 44 yıl geçmiş. Ben sanki dün gibiyiz yani. Hiçbir kopukluk yok. Öyle bir sıcaklık var. Ama bu Ayancık insanın kültüründen kaynaklanıyor. Ayancık insanın sevgisinden kaynaklanıyor. Sahiplenişinden kaynaklanıyor. Evet, yıllar sonra. Yıllar sonra, evet, evet ya, evet. Yani her girişimde duygulanmamak mümkün değil. Çünkü çok zamanımız geçti. Burası bizim amirimiz, hareket eğitimi amirin odasıydı. Bizim burayı yöneten, radarın iki numaralı adamı. Bizim odamız da şu. Evet. Burası bizim operatörlerin, yani radarcıların hareketinin dinlendiği odaydı. Şurada bir masamız, şurada iki tane çek yatımız vardı. Çünkü gece vardiya usulü çalıştığımız için iki kişi uyurdu, iki kişi nöbette olurdu. Onlar kalktığında biz yatardık. Burası bizim radar operatörlerin odasıydı. Karşısı dediğim gibi amirimizin odası. Buradaki kontrolörlerin odası. İstihbaratçının odası. Şurada şey var. Santral var. Santral odası. Bütün Türkiye'nin hemen hemen her yeriyle bağlantısı, askeri üslerle, komuta kademeleriyle falan. Santral burasıydı. Bütün kablolar bu yer altından operasyona, şimdi yandaki oda operasyon, oraya bağlı. Oradan da bütün dünyaya buradan yönlendirilirdi yani. Şu işin bitince fişi çek. Bunlar hala o günlerden kalmış. O günlerden kalmış, evet, evet. Operasyon burası. Karşıda mikalar vardı. Ortada büyük, yanda iki mika vardı. O mikalarda hep bilgiler vardı. Ve askerler, onlar iki tane asker onun arkasında otururdu. Ve sen burada, mesela şurada ben otururdum. Burada arama radarının skobu vardı. Ortada irtifa radarı vardı. İkinci bir arama radarı skobu da buradaydı. Burada da iki tane gene skop vardı. Burada kontrolörler otururdu. Uçaklarla konuşurlar, kulaklıklar falan. Biz de aşağıda idame, yani operasyon, kayıt, az önce bahsettiğim bütün işlemleri biz yapardık. Gördüğümüz uçağı da kulaklıkla karşıdaki askere söylerdik. Mika'nın arkasında tersten yazardı askerler. Hmm. Ben bile şu anda adımı, soyadımı, her şeyi aynı mantıkla tersten yazabilirim şu anda. Hala o meleken var. Bunun arkasındaki asker, Mika aydınlatılmış, yandan aydınlatılmış. Yağlı kalemlerle, sarı veya kırmızı kalemlerle, işte Alfa Eko 275. Bu ne demek? Yani Boeing 747'nin biz Rusya'ya gidişini tık 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 her skopta gördüğümü ben oraya söylerdim. O onu işaretlerdi. Oradaki öndeki askerler de onları kayıt defterine kaydederlerdi. Yani bizi aslında Barton radarı ikaz etti. Şu koordinatta bizim kendi özel terimlerimiz var. Orada uçan bir cisim görüyor musunuz diye. Ben o tarafa baktım, öyle bir uçan cisim yok. Ondan sonra nasıl yani, tarif ediyorlar şu bölgede falan. Dışarı çıktım. Bu kapıdan çıktım. Sağdaki merdivenlerden, yani irtifa radarının olduğu yere gittim. Karadeniz tararken, açık çıplak gözle, çünkü clear bir hava vardı. Abicim şey gördüm, ışıklar gördüm. Ama onların tarif ettiği yerde değil. Havada üç tane cisimi gördüm. İçeri geldim, radarla aradım o bölgeyi, göremiyorsun. İrtifa radarını çevirdim. İrtifa radarını biliyorsunuz, dar hüzmeli, frekans enerjisini bir yere toplayabildiğiniz, uçakların yerden olan ya da denizden irtifa yüksekliğini ölçüyorsunuz. Onu oraya yönlendirdim, milimetrik olarak o bölgeyi taramaya başladım. Yine gördüğümün de farklı bir yerinde tararken yakaladım. Yani üç tane cisim havada. Yer kerterizi de aldım, yani nereye olduğunu da hemen kontrolör subay abimizi, komutanımızı uyandırdık. Şudur, böyledir. Barton soruyor, görüyor musunuz diye. Ya biz radarda görmedik ama dışarıda gördüm diyorum. Şimdi karar da veremiyoruz. O dönemlerde UFO'dan bahsetme falan. Lan bunlar uyduruyor gene. Bilinmeyen uzay cismi mi görmüşler falan. Ne yapacağımızı karar veremedik. Dışarı çıktık. Tekrar baktık.
inanılmaz bir süratle kayboldular gittiler. Sonra geldik, yazalım mı yazmayalım mı görmedik. Yani tespit edilemedi diye rapor defterimize yazdık. Olayı kapattık. Barton da kapattı. Görmedik ki yani bir şeyimiz yok, metamız yok, radar kaydımız yok. Yani alamadık, göremedik. Sadece ama ben irtifa radarında yakaladım onu. Yani böyle bir şey değil. Bir uçakla radar büyüklüğünü tespit edebiliyordur herhalde irtifa radarı. İrtifa radarı büyüklüğünü tespit etmez. Yerden yüksekliğini tespit eder. Şimdi onu da söyleyelim madem, belki meraklıları dinleyecek de. Radarların çalışma prensibi, iki tane radar vardır. Yani birçok radar vardır. Yani havaalanı radarları vardır, uçak radarları vardır, ne bileyim işte meteoroloji radarları vardır, bir sürü radar vardır. Ama bizim hava savunma radarları, askeri hava savunma radarların iki tane temel prensibi vardır. Bir tanesi arama radarı dediğimiz 360 derece etrafı tarayan, diğeri de irtifa radarı, yönlendirdiği yerdeki yükseltileri, hava cisimlerini ölçen radarımız var. Yani ANFP 88 arama radarı, ANFP 89 da irtifa radarıdır. Bu anlamda buraya konuşlanan bir radar, onu da söyleyelim, Karadeniz'in kontrolünü sağlar ve 220 deniz mili, nautical mile, yani bu ne demektir? Kırım'ın üzerindeki uçağı bile biz buradan tespit edebiliyorduk. Hatta bazı ne derler, böyle kırılmanın olduğu, deniz yansımalarının olduğu dönemde birkaç 10 mil daha Kırım'ın içerilerini de tespit ettiğimiz oluyor. Gemilerin kontrolünü çok rahat yapabiliyorduk. Antiradar füze diyor. ARM. Şeyde olmalı, antende olmalı. Yani antene, bazı biliyorsunuz onlardan güdümlü şeyler var, füzeler var. Mesela lazer güdümlü, ısıya güdümlü, biliyorsun sen. Radarın frekans enerjisine güdümlü füzeler olabilir. O olduğu zaman da, yani radar bunu tespit ediyor, yani füzeyi de tespit edersin. Tespit olduğunda yapılacak en güzel şey sence nedir? Radara yönelmiş bir bombayı, füzeyi durdurmanın en iyi yolu nedir? Kaçmak değildir, onu biliyorum. En iyisi yaydığın enerjiyi kapatmandır. Yani şalteri indirmen lazım. Hmm. O zaman öyle füze bir, farklı bir yere gidebilir. Füze şey gelmiyor, frekans enerjisi gelmiyor, nereye gidecek bilmiyor ki. Kaybolur gider belki de. Burada bütün radarlarla, bütün üslerle, yakın üslerle ve hava kuvvetleri karargahlarıyla anında online konuşabileceğin, tuşu kaldırdığın anda telefon sistemlerimiz vardı o zamanlar. Hemen açarsın, scramble dersin. Scramble demek zaten geçen bir videoda gördüm. Scramble veriliyor, pilotlar çay içiyorlar, kalkıyorlar, gidiyor, kaskını alıyor ama olur mu? Scramble demek, uçak başı demek. Yani söylediğin anda 2 dakika içinde pistten teker kesmesi lazım. Öyle scramble, kalkayım, kaskımı giyeyim, G-suit'imi giyeyim, yok bilmem ne yapayım. Öyle bir şey yok. Uçak başında nöbet tutar. Hemen 2 dakika içinde pistten ayrılır ve müdahale için gerekli yere gider. Biz buraya çağırdığımızda uçakları getirirdik. Guard kanallarından veya diğer kanallardan, ters kanallardan. Uçağın bir tanesini kırmızı kuvvet, bir tanesini mavi kuvvet yapardık. Ayırırdık. Sonra bizim DOST dediğimiz mavi kuvveti kırmızı uçağı önleyecek şekilde, ama onun da kuralları, angajman kuralları var, yaklaşma kuralları var. Yani bizim uçağı ona üstünlük sağlayacak pozisyona getirip ona düşman önünde derdik. O da atışı kabul eder. Böyle bir eğitim yapardık. İnanılmaz. Aslında bak buradan artık şey, tepenin uç noktası biliyorsun. Deniz gözüküyor artık buradan. Yani ama beni heyecanlandıran ağaçların bu kadar uzaması çok enteresan geldi bana. Evet, o zaman da belki ağaçlar vardı ama zaten anten bölgesi yerden 5-6 metre yüksekliğinde çelik bir yapı vardı. Kapalı, camlı mamlı. İçinde cihazlar vardı. Üstündeki platformda da burada arama radarı vardı. Böyle 360 derece döner. O da redomla kapalıydı. Ağaçlar vardı ama ağaçlar bu kadar uzaması çok enteresan. Bak, diğerlerinin hiçbirinde demir parmaklık yok. Orada var. Neden? Orası istihbarat odasıydı. Evet, buradan gelin arkadaşlar. Evet, işte bak, orası da irtifa radarı. Onun, dediğim gibi onun çıkış yeri de merdivenler orada, bak oradan gelirsin. Bu uç noktaydı. Nasıl yapalım şurayı? Ana bak, burayı görmedim. Bu ne biliyor musun bunlar? Redom'un parçaları. Yani bunları puzzle gibi düşün. Birleştire, birleştire, birleştire koca bir küre yapıyorsun. Anteni koruyucu bir küre. Bak bunu görmemiştim buraya.
Bu Redom'un parçaları. Bak bakalit gibidir bu şeydir bak. Neden? Çünkü enerji bundan geçer. Geçirip şey sadece yağmur çamurdan anteni korumak için. Vay be. Mutlu oldum ha. Bak. Buradan yükselip içeri giriyorsun ve burada bir yükseltiyle beraber irtifa radarı da burada hem 360 döner hem kafa sallar. İstediğin yöne çevirip kafayı sallattırıyorsun. Cami var ileride. Şu an sizlerin arasında kaybolmuş. Ha ben harika. Biliyorum ben. O bir köye falan mı aydın? Hayır, burası radarın yerleşkesi. Yani yakınlarda bir köy falan. Yani ne kadar doğru ifade edeceğim ve onu düşünüyorum bir taraftan ama hani bazen çok eleştirir ya askerler biraz din konusunda uzaklar falan gibi, alakası yok. Yani biz de bu toplumun insanlarıydık. Bizim subayımız, az subayımız, askerlerimiz aynı anda saf tutar orada namaz kılardık. Ha ben çok gitmezdim belki yani ama. Yani o cami. Tabii radarın camisi yani. Ve cami yapılmış ya, düşünebiliyor musun? Hani askerler dine karşı mümkün değil ya, biz bu toplumun bir parçasıyız. Bu vatan için, bu birlik için hepimizin inançları var. Yunanlılara biz her zaman çok saygılıydık ve saygılı oluruz yani. Burası bizim voleybol sahamız. Şurası. Burada voleybol oynardık. Ondan sonra ben tabii voleybolcuyum aynı zamanda. Ben genellikle beni aynı takıma alırlardı. Hani içeride sordun ya saç tıraşından o hareket ettim amir niye öyle dara davrandı. Belki de o genelde karşıda olurdu. Ben smaçlarımı da sen bana saçımı kestirdin dedin ya smaçlarımı da ona doğru vururdum hep böyle. Belki ondan benden hoşlanmıyor olabilir. Cami de terk edilmiş tabii haliyle şu anda. Cami de terk edildi, evet. Evet. Benim ilkokula başladığım yerde bahsettim ya işte ben de memur çocuğum. Babam görev durumundan dolayı Sultanhanı'ydı. Duydun mu daha önce hiç? Aksaray'la Konya arasında. Sultanhanı duydum. İsim olarak duydum ama görmedim. Aslında ünlü de bir yer. Selçuklu hanlarından bir tanesi var ayakta kalan. Yani Japon turistler falan çok gelir. Ben çocukken böyle giderdik, fotoğraf çektirirdik. Hatta onu da hep söylerim. Şu anda böyle Japonya'da, hiç yani dünyanın bilmediğim bir yerinde, bir evde böyle albümlerde mutlaka benim çocukluk fotoğraflarım var. Çok doğru. Uzak doğu turistlerle özellikle Japonlar çok ilgi gösterirdi. 2019 yılıydı. 2000 ya da 2001 yılında ayrıldık oradan. 2019 yılında yani bir 18 sene sonra falan ben gittim tekrar Sultanhanı'na. Orası da terk edilmişti. O lojmanlar boşaltılmıştı. Yani o çocukluğumun geçtiği yerleri görmek çok farklı hissettirmişti. Yani o bambaşka bir duygu yani. Onun sahiden tarifi yok. Aynı yani şeyi hissediyorum evet. Seni bugün, de çok iyi anladım şu an. Aynen öyle. Ben de bugün sizle o empatiyi kurdum. Bu değerli, bu güzel hisleri de bizle paylaştınız. Çok teşekkür ederim. Ya estağfurullah. Ben ömrüm boyunca, dilimin döndüğünce sizin gibi kardeşlerim ya da ilgililer, tarihçiler ilgilenirse zaten Ayancı'ya yerleşeceğim. Çünkü Ayancı'nın kültürüne hizmet etmek istiyorum. Çünkü Ayancı olan vefa borcumu ödeyemediğimi düşünüyorum. Ya da Ayancık'ta yaşamaktan keyif aldığımı hissediyorum. Dostlarım burada, ortam burada, deniz burada, orman burada, köklerim burada. Ben burada mutluyum. Ya burada yaşamak istiyorum. Ne kadar uzun ömrüm var bilemiyorum ama ömrümü burada sonlandırmayı istiyorum. Ben burada çok mutluyum. Bu anlamda senin sayende de hem yayınladığım dönemde izleyen, burada beraber çalıştığım büyüklerime, kardeşlerime selamlar, sevgiler. Havacı gençlere sevgiler, saygılar. Ayancıklı dostlarıma selamlar, saygılar. Senin de sayende en azından radarla olsa Ayancık'ı da anlatabiliyor olmak beni mutlu etti. Ben çok teşekkür ederim sana. Ben teşekkür ederim. İnşallah bol bol ziyaretine gelir. İnşallah, her zaman başımızın üstüne. Çok sağ ol, çok teşekkür ederim. Her zaman. Eyvallah. Teşekkür ederim.